Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu. Yatırım Direkt sunar. Evet, merhabalar. İyi hafta sonları. Yatırım Direkt'e hoş geldiniz. Osmanlı Yatırım, yatırım danışmanı Selim Hun'la beraber yatırım fonlarını konuşacağız. Sevgili Selim, hoş geldin yayına. Hoş bulduk Sağan Bey. Merhabalar herkese. Şimdi tabii yatırım fonları özellikle kararsız kalan yatırımcılar için, özellikle küçük yatırımcılar için ne yapalım? Riskli varlıklardan da korkuyoruz. Bir taraftan hakikaten doların ne olacağı çok belli değil. Kur korumalı mevduatların, hesapların geri dönüşü başladı. Onlar devam edecek ama herkes devam edecek mi? Yeni enstrümanlar çıkacak mı? İşte borsa hala bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. Emtia fiyatları arttı. Yani kafalar karışıkken hani biraz ondan olsun da kafam rahat olsun. Ben böyle söylüyorum herkese sevgili Selim. Yatırım fonu olsun da şöyle olsun ama ben de biraz rahat olayım falan diyenlerdenim aslında. Önce ne dersin bugünkü durumla ilgili? Evet Sağan Bey, doğru. Şimdi kafalarımız da hakikaten karışık. Biz değil, dünya da karışık. Yani kafalarımızın içi gibi dünya da karışık. Şimdi Şubat ayının son haftasından başlayarak bir savaş durumuna girdi dünya. Yani bu gündemimiz savaş oldu ağırlıklı olarak. Daha önceden FED'di, işte faizlerdi, büyüme, enflasyon konuşurken bir yandan da savaşla yüz yüze kaldık. Tabii doğal olarak işin gereği hem enflasyonist bir ortamda hem de bir de savaşla yüz yüze gelince buna en güçlü reaksiyonu da emtia, kıymetli maden, sanayi madenleri ve petrol vermiş oldu. Oldukça volatil bir piyasa gördük. Hisse senetli piyasasının aleyhine ya lehine bir durum bir müddet devam etti. Uzunca bir süre, yani 2-3 hafta gibi. Şimdiki şeyde orada biraz daha sakinleşme, daha bir ılıman gelecek olan mesajlara bağlı olarak tabii. Orada işte görüşmelerin seyri vesaire. Burada emtia tarafındaki asıl yönü belirleyecektir. Emtia sınıfı çok iyi performans gösteriyor, perform ediyor ve daha da gidecek. Haydi o zaman şimdi bütün paramızı da emtia alalım gibi bir şey oldukça riskli bir yaklaşım olur. Bu işlerin bir de dönüşü var. Yani burada sürekli olarak bir büyümeyecekse, bölgesel olarak kalacaksa ki şu haliyle öyle görünüyor gibi. İşin uzmanı değilim ama NATO'yla işte bir çatışma durumu doğmayacak gibi görünüyor. Daha çok biz bu savaştan sonra Rusya'ya gelen yaptırımların boyutunu, şeklini ve bize olan etkilerini tartışıyor oluruz. Daha henüz oraya tam olarak gelmiş değiliz. Yani bize olan yansımalarını tam ölçümleyen ciddi metodolojik araştırmalar henüz yok. İşte turizme nasıl etkileyecek, hava yollarımıza nasıl etkileyecek, tarımsal ürün ithalat ve ihracatımıza olası etkileri nedir? Bunların hepsinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Avantaj ya da dezavantajlar nedir? Fırsat var mı yok mu? Bunları konuşmak gerekecek. Bu kısa vadede ben çok faydalanacağımız bir kısa ve orta vadede çok faydalanabileceğimiz bir durum olacağını düşünmüyorum yani burada aleyhimize çalışacak bir şey vardır, bir statiko var. Bunun dışında tabii hisse senedi piyasaları gene devam edecek. Savaştan önce olduğu gibi savaş sırasında da zaten kendini gösterdiği şekilde oldukça volatil haliyle devam edecek. Ama burada zaten asıl fırsatlar yatırımcılara sunuluyor. Şöyle bir şey var, yani şimdi ben hiç risk sevmeyen bir yatırımcı olsam da toplam portföyümün belirli bir miktarıyla eğer beni yormayacak, üzmeyecek bir rakamda hisse senedi fonu ya da hisse senedi taşırsam bu toplam portföyümün getiri kabiliyetini yukarı yönde çekecek bir yaklaşım olur. Aynı şekilde benzer şekilde emtia için de bunu söyleyebiliriz. İşte altın güvenli limandır, haydi o zaman %90 altın yapayım derseniz yatırımcılar oluşacak volatiliteden hem rahatsız olacaklardır hem de para kaybedebileceklerdir. Bu açıdan çeşitlendirilmiş portföy oluşturulmasının daha önceki yayında da bahsetmiştik paradigmal olarak yatırımcılarımızın kafasında artık belirli bir şekli alması gerekiyor. Çünkü faiz oranları enflasyonun altında, orada kaldığımız müddetçe zaten bir reel getiri kaybı yaşıyor, reel getiri görmüyoruz o tarafta. Nasıl yapacağız? Mecburen volatil piyasalara gireceğiz, riskli piyasalara gireceğiz.
Riskli derken yani burada iyi şirketlere yatırım yapmış hisse fonları alabileceğimiz gibi direkt o şirketlerin hisse senedini de alabiliriz. Böylelikle belirli ölçüde portföyümüzün bu şekilde riskli varlık taşırsa ben en azından enflasyona karşı kendimizi daha sağlıklı şekilde koruyacağımızı düşünüyorum. Peki şimdi bir taraftan da yatırım fonları ile ilgili beklenti de var, soru da var. Yani yatırım fonlarından hangileri tavsiye edilir? Evet. Ya da öne çıkan, en çok konuşulanlar hangileri oldu? Hangi sektörlere bağlı olan yatırım fonları oldu? Bunları da bize aktarabilirsen ona göre en azından küçük yatırımcıya az da olsa bir yol göstermiş olur. Şimdi gerçekten iyi çalışan hisse senedi fonları var. Yerli tarafta özellikle çok fazla fon var. Ama ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Geçen seferde de petrolle ve petrol fonu ile ilgili gelen sorular sebebiyle de söylemiştik. Ben orada ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bu alternatif enerji ve sürdürülebilir enerji fonlarında hem enerji fiyatlarındaki durum hem de artık petrol bazlı bir enerji üretiminden petrol temelli bir fosil yakıt temelli bir enerji üretiminden gitgide artık alternatif yollara yatırım yapılacağını dünyada. Bu enerji bağımlılığının ciddi olarak çözülmesi için büyük yatırımlara geçileceğini düşünüyorum. Bu açıdan bu fonları orta uzun vadede yatırımcılarımıza öneririm. Yani burada ak portföyün var, iş portföyün var kurmuş olduğu başka çeşitli fonlar da var. Burada daha çok yurt dışı ETF'ler alıyorlar bu fonlar ve dediğim gibi yani artık yeni petrol kuyusu açılmıyor. Yani kimse de artık şu kadar petrol kuyusu daha var ve açalım diye bir problemle uğraşmıyor. Daha çok işte nasıl petrolün yerine neyi koyabiliriz'e bakılıyor. Burada rüzgar, elektrik, rüzgar, güneş, su bir sürü yöntemle enerji üretimi gündemde, her ülkenin gündeminde, başta Avrupa'nın. Buraya ciddi ben fonlar yaratılacağını, ciddi teşvikler verileceğini, bu sektörün de çok büyük bir gelişme potansiyeli göstereceğini düşünüyorum. Zaten yani biraz da bu aslında aşikar da bir durum. Yani baktığınız zaman azıcık duruma zaten görebilirsiniz. Herkesin derdi enerji bağımlılığından kurtulmak ve maliyetleri makul düzeye getirmek. Bunun için de yapılacak yer şey enerjinin bu tarafına yatırım. Peki bir şey soracağım enerjiyle ilgili. Diyelim ki Brent petrolün fiyatı savaş 1-1,5 ay sonra noktalandı. O zaman tekrar biraz daha fiyat muhtemelen geri gelecek. Bu etkiler mi enerji fonlarının orta vadede? Yani şimdi şöyle tabii kısa vadede etkiler. Bunlar birbirlerine rakip çalışan iki unsur. Yani birisi petrol, işte petrol bazlı enerji, öbürü de onun alternatifi. Yani tüketici olarak biz elektriğe bu alternatif kaynaktan geliyor diye daha az ya da daha çok ödemiyoruz. Ya da bu petrolden geliyor diye daha az ya da daha çok ödeme yapmıyoruz. Bunun ortalama bir her ülkede belirlenen bir fiyatı var bu ikisinin ortalamasıyla. Onu ödüyoruz. Sonuçta enerji fiyatlarının arasında bir oynaklık olursa bu ikisini de etkiler. Ama birinin fiyatı yükselirken ve üretim enerjiye olan girdisi belliyken öbürünün sabit ya da aşağıda kalması mümkün değil. Onun da fiyatı yükselecektir yani. Ama şu ortamda yani ben çok aşağı yönlü risk görmüyorum enerji fiyatlarıyla ilgili. Ama böyle de hızlı yükselemeyecektir. Çünkü talebi öldürücü bir etkisi var. Yani enerji fiyatlarını daha da yukarıya taşısanız işte petrolü $200 yapalım yani ne olur dünyada üretim durur yani. Kimse üretmez, niye üretsin? Çok daha az üretim yapılır. Ne olur? Bu da petrolü olan talebi düşürür. Tekrar fiyatlar eski yerine gelir. Yani bu talep öldürücü bir artış olur. Yani ben bu seviyelerde biraz daha yatay savaşta ekstra bir haber olmazsa tabii belirli bir yatay bantta seyredeceğini düşünüyorum. Benim enerji fonlarını önermemin nedeni bu savaştan falan bağımsız olarak buraya ciddi olarak yatırım yapılacağını düşünüyor olmam aslında. Peki onun dışında baktığımız zaman ön plana çıkan fonlar neler? Tabii hisse tarafı çok volatil, tahvil bono tarafında işte getiriler sınırlandırılmış vaziyette vesaire. Daha çok değişken vergi avantajı da nedeniyle fon sepetleri fonlarının
bu dönem için ya geçiş bu süreçte yatırımcılar tarafından kullanılmasını tavsiye ederim. Neden? Onlar da belirli risk kategorilerine göre işte birinci fon sepeti, ikinci fon sepeti, üçüncü fon sepeti diye kuruyor portföy yönetim şirketleri ve her birinin risk grubu farklı farklı oluyor. Yatırımcılarımız bu fon sepetlerinden ya da bu değişken fonlardan alarak kendisileri bir varlık dağılımı yapmış oluyor otomatik olarak sadece tek bir fonu alarak. Örneğin işte bir değişken fon var %10-15 bandında hisse senedi taşıyor. Bir tanesi var %30-35, bir tanesi var 55-65 bandında hisse senedi taşıyor. Bunların hepsinin risk grubu farklı. Yatırımcı kendi risk toleransına göre bunlardan seçebilir. Onun dışında fon sepeti fonu olarak alırsa bunu bir de vergi avantajı var. Yani getiri üzerinden bir vergi muafiyeti söz konusu. Ben bu çok volatil dönemlerde yatırımcıların kendisini korumak açısından tamamen risksiz ürünlere geçip yani zaten orada bir reel getiri olmadığı için bu kaybı başta kabul etmek yerine değişken fonlarla ve fon sepeti fonlarını kullanarak bir portföy oluşturmalarını daha en azından bu enflasyonist ortamda daha sağlıklı buluyorum. Yani şimdi yurt dışı fonları da keza çok dalgalı görünüyor şu anda. İşte her seferinde Nasdaq öncülüğünde bir satış şeyi görüyoruz ama orada da dediğim gibi böyle tematik ayrışan, iyi çalışan yurt dışı fonları da beraberlerinde çalıştırabilirler ki faiz artışı orada çok gündemde ama öyle bile olsa mesela 0.50'ler fiyatlanırken 0.25'leri şu anda konuşuyoruz malum. Orada büyüme rakamları da gümbür gümbür olmadığı için yani bilanço küçültmeler henüz daha önümüzde var. Yani bilanço küçültmelere geçebileceklerini zannetmiyorum kısa bu sürede. O bilançolar küçülmediği müddetçe merkez bankalarının dünyada böyle bu paranın bir şekilde sermaye piyasası araçlarında kalmaya devam edeceği öngörüsüyle bu fonları da kullanabilirler diye düşünüyorum. Genel olarak altının durumu nasıl sence? Nasıl gider? Yani şimdi şöyle, bu biliyorsunuz TL ayakla yapılan altın yatırımında bir döviz meselesi var. Yani kura bakmak lazım. Bir de altının onsuna. Ama siz direkt olarak altının onsunu soruyorsanız normal şartlar altında, yani bu savaş olmasaydı bu Fed'in faiz arttırım konusunu gündemde sıcak tutması, 50 mi yapacak, yok efendim bir tane daha mı 50 yapacak, 25'te mi kalacak gibi konular bu altın fiyatını oldukça zikzaklı hale getirirdi. 50 puanın yapacağı fiyatlaması aşağıya çekerdi. İşte 25'miş, yok o kadar yapmayacakmış fiyatını, yukarıya taşırdı falan ama bu savaşla tabii bu durum biraz daha değişti. İşte evet. Gördü. İşte görüşmelere bağlı olarak tekrar aşağıya geldi. Ben şahsen o altın tarafında Mayıs, Haziran gibi artık Fed'in net olarak varlık alımlarıyla ilgili yani varlık geri alımlarının azaltılması, bankanın bilançosunun küçültülmesiyle ilgili piyasanın daha net bir takım öngörüleri olacağını düşünüyorum. Yani yok artık yapamaz onu zaten işte bu kadar yapabileceği yer burası işte şu faizde şuraya çıkar bilanço küçültmeyi de şuradan başlatır gibi artık piyasanın daha net tarihler okuyacağını düşünüyorum. Bunu okuduktan sonra da artık altında yani bir enflasyon var ve faizler belli nereye gideceği de kısa vadede belli. İşte bu durumda altının fiyatlamasını tekrar yatırımcılar baştan yapacaktır. Orada potansiyel varsa kesinlikle o tarafa yatırım yapılacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Selim Hun, Osmanlı Yatırım Danışmanı. Bu arada izleyicilerimize de hatırlatmakta fayda var. Bir Selim Hun'a ulaşabilirsiniz. Kendisine zaten sorularınızı yöneltmenizi ben de isteyeceğim. Bir de yayınımızın altında bir link var. Linki tıklayarak oradaki formu doldurabilirsiniz. İstersen onu bir de sen hatırlat. Yatırım fonlarıyla ilgilenen ve bilgi almak isteyen yatırımcılarımız bize o formu doldurarak ulaşabilirler. Böylelikle biz sadece kendi Osmanlı Portföy Yönettiği fonlar değil, tüm yatırım fonlarıyla ilgili geniş kapsamlı analizler sunabiliyoruz yatırımcılarımıza. Kendi risk toleranslarına göre fon seçimlerinde destek olmak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz Selim'ciğim. İyi hafta sonları sana da. Kendine iyi bak. Sağlıcakla kal. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar. Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu Yatırım Direkt sundu.